Konya'nın da aralarında bulunduğu 6 ilde hizmet yürüten Meram Elektrik Dağıtım Şirketi yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bizim 3300 personelimiz var. Araç sayısı 940. 80 bin kilometre kare. Türkiye'nin %10'u, en büyük yüz ölçümüne sahip bir şirketiz. Yılda 16 milyon adet fatura çıkarıyoruz. 34 bin proje onaylıyoruz. 33 bin kişiye enerji müsaadesi veriyoruz. Toplantıda konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, kış şartlarından dolayı elektrik kesintilerinin yaşanmaması için bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Vardiyalar yeniden düzenlendi. Riskli görülen hatların bakımı yapıldı ve afet planı da yaptık. Ve kışa hazırız. Yani biz tabii şunu da söyleyeyim, yani hiçbir arıza olmaz diyemiyoruz maalesef. Çünkü o buz yükü bindiği zaman ne kadar iyi hat yaparsanız yapın o hatlar çöküyor. Ama biz o hatlar çöktüğü zaman en hızlı şekilde o bölgeyi ayağa kaldıracak şekilde hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Uçmazbaş, 5 yıllık dönemde müşteri başına kesinti süresinin %40 oranında, kesinti adedinin ise %45 oranında düştüğünü açıkladı. Kesinti adedinde 11.9 iken 2016 yılında, ki bu 2010'lu yıllarda çok daha fazlaydı, şu anda 6.43, burada da %45'lik bir düşüş var. Ve inşallah biz bu sayıları daha da düşüreceğiz. Avrupa standartlarına indireceğiz. 2010 yılından bu yana kayıp kaçak oranı %9,64'ten %5,75 oranına düştü. 2010 yılında %9,64 iken %5,75 düştü kayıp kaçak oranı. Yani bunun anlamı yaklaşık 500 milyon kilovat saat enerji önceden ya kaçak kullanıma tabi iken veya hatlarda teknik kayıba uğrarken artık bu yapılan çalışmalar sayesinde uğramıyor. 2023 MEDAŞ için yeni yatırımların yılı olacak. Gelecek sene de yine aynı civarda, yani 130-140 milyon dolar civarında bir yatırım yapacağız ve bu yatırım da yaşadığımız ekonomik şartlara rağmen, yani bu sektörümüzdeki diğer şirketler bu yatırımda akamete uğrarken biz çok şükür uğramadık doğru işler yaptığımızdan dolayı ve buna kaynak ayırabildik ve 130 milyon dolarlık yatırımı yapıyoruz.